Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine felsefeye dair farklı bir çalışma ile karşınızdayız. Bu haftaki çalışmamızın ismi Filozofların Garip Özellikleri. Bilindiği üzere filozoflar aykırı, farklı özelliklerle toplum içerisinde bilinen, toplumun dışında hareket eden, topluma çok uyum sağlayamayan kişilikler olarak zihnimize yer almaktalar. Tarihin birçok dönemindeki filozofların birçoğu bulundukları dönemde bu aykırı özellikleriyle aynı zamanda tanınmışlardır. Filozofların sıra dışı farklı olmaları, farklı özellikler göstermeleri toplum içerisinde onların da çoğu zaman garip kişilikler olarak tanımalarına sebep olmuşlardır. Buradan çalışmamıza geçebiliriz. Çalışmamı beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bol felsefeli günler diliyorum. Ünlü Fransız düşünür Diderot bütün ömrünü bir ansiklopedinin hazırlanmasına adamış, güçlüklere göğüs germiş, bütün bilgi dallarını kuşatacak kadar bilgi olmasına rağmen kendisine sorulan bir soru karşısında şu açıklamayı yapacak kadar alçak gönüllü davranmıştır. Ben bilgisizliğimi söyleyecek kadar açık yürekli ve cesur bir bilgisizden başka bir şey değilim. Şunu söylemeye cesaret ediyorum, bilmiyorum. Ünlü filozof René Descartes tevazu konusunda şöyle bir açıklama yapar. Okumadan edindiğim biricik fayda bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur. Filozofların alçak gönüllü bilgiye sürekli aç olmalarının en güzel örnek antik çağın büyük filozofu Sokrates'in bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir söylemidir. Sinoplu Diyojen sürekli sefil kötü kıyafetlerle gezerdi. Görüntüsü adeta bir dilenci gibiydi. Yalın ayak karlar üstünde dolaşır her türlü güçlüğe göğüs germeye çalışırdı. Bir dönem çiğ et yemeyi denemiş fakat zorluğu karşısında bundan vazgeçmişti. Bir fıçı içinde yaşardı. Yazın kızgın kumlar üzerinde yatar, kışın da karla kaplanmış heykellere sarılırdı. Böylece doğa koşullarına alışmak istediğini söylerdi. Gündüzleri elinde bir fenerle dolaşır, bir adam arıyorum diye bağırırdı. O kadar sade bir hayatı vardı ki günün birinde eliyle su içen bir çocuk görmüş ve bu çocuk benden daha sade yaşıyor diyerek heybesindeki sürahiyi sokağa atmıştır. Anaksagoras zengin ve asil bir aileye mensuptu. Fakat bütün servetini yaşarken yakınlarına bağışlamıştı. Krates Kinik okuluna mensup olan filozof bütün servetini bir bankere emanet etmiş ve şu vaziyette bulunmuştur. Şayet çocukların büyüdükleri zaman herkes gibi olurlarsa bu paraları onlara verin. Fakat filozof olurlarsa bunları başkalarına dağıtın. Çünkü çocuklarının bu paraya ihtiyaçları olmayacaktır. Voltaire kendisinden beklenmeyecek tuhaf davranışları vardı. Çok okuyan ve çalışan biri olmasına rağmen geceleri eve geç geliyor ve şehrin kabadayıları ve eğlence düşkünleriyle vakit geçirmekteydi. Ünlü olduğu bir sırada çiçek hastalığına yakalanmış, rivayete göre 240 bardak limonata içerek kendisini tedavi etmiştir. Immanuel Kant Kant, Königsberg'in ücra bir sokağında düzenli ve mekanik bir bekar hayatı yaşamıştır. Sabahları erkenden kalkar, kahvesini içer, ders verir, yemek yer, gezintiye çıkarmış. Her işinin belli bir saati varmış. O kadar düzenli ve dakikmiş ki komşuları Kant'ı kurşunlu dar elbisesini giymiş ve eline kamış bastonunu almış olduğu halde gezintiye çıktığını görünce saatin tam 3.30 olduğunu bilir ve saatlerini ona göre ayarlarlarmış. Yaz kış hiç aksatmadan ıhlamur ağaçlı caddede bir aşağı bir yukarı 8 defa yürürmüş ve her gün bu düzenli yürüyüşünü ölene kadar devam ettirmiş. Jeremy Bentham bir avukatın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Üstün zekalı olduğu ve henüz 3 yaşında Latince öğrenip tarih kitapları okuduğu söylenir. Asıl garip olan ölümünden sonraki vasiyetidir. 85 yaşında ölmüştür. Vasiyeti üzerine cesedi kendi dostlarının nezaretinde organları ve etleri kemiklerden sıyrılmış ve bu iskelet tekrar mumya malzemesiyle kaplanmış. Önceden hazırlanmış olan bir mumya kafa onun üzerine yerleştirilmişti. Hepsinin üzerine de Jeremy Bentham'ın çamaşırları ve elbiseleri giydirilmişti. İşte bu mumya bir vitrin içerisinde konulmuş ve Bentham'ın kendi kafasıyla birlikte halen Londra'da muhafaza edilmektedir. Elealı Zenon rivayete göre kendisi isyancılıkla suçlanmış ve tutuklanmıştı. İtirafta bulunması isteniyordu. Fakat o ancak kralın kulağına fısıldayarak itirafta bulunabileceği şartını ileri sürünce kabul ettiler. Zenon bu suretle kralın yanına götürüldü ve fısıldamak için kralın kulağına eğildi. Ama itirafını fısıldayacak yerde kralın kulağını ısırıp koparmıştır. Spinoza Yahudi asıllı bir filozoftur. Daha çok dini sebeplerle aforoz edilmişti. Yani Yahudi hahamlar tarafından din dışı ilan edilmişti. Hatta bir defasında bıçaklanmak suretiyle öldürülmek bile istenmişti. Hiçbir Yahudi onunla alışveriş etmiyor ve konuşmuyordu. Zavallı filozof hayatını kazanmak için gözlük ve dürbün camları tıraş ederek yani taşlayarak gittikçe sefilleşen bir ömür geçirmekteydi.
Akciğerindeki rahatsızlık yaptığı işle ters orantılıydı. Sonunda ikamet ettiği tavan arasında akciğer rahatsızlığından ortaya çıkan, yani yaptığı gözlükle dübün camını tıraş etmenin sonucu olan veremden ölmüştü. Bütün suçu panteist görüşlerinden ileri gelmekteydi. Bu görüşlerin Tevrat'a zıt düştüğü söylenmekteydi.